kemik iliği nakli iki safhada oluşur. Birincisi kemik iliği naklini yok etmek için verilen yüksek doz kemoterapi. İkincisi de kemoterapi bittikten sonra bir gün boş geçiyor. Ondan sonraki günde de kan veriliyormuş gibi daha önce donörden toplanan hücreler çözülüp hastaya veriliyor. Bu aşamadan sonra hastada bu verilmiş olan kemoterapinin ağız, mide, bağırsaklar üzerinde olan etkisi nedeniyle bir iştahsızlık, ishaller söz konusu olabiliyor ve sıklıkla da oluyor. Tabii ki bu dönemde hasta ateşlenebiliyor da ve antibiyotik başlanabiliyor. Ve son 10 günü, naklin son 10 günü sıkıntılı oluyor birçok hastada bu nedenlerden dolayı. Sonrasında da hastayı sıkı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Kardeşten olan nakillerde bu süreç 1 yıla kadar uzuyor. Çünkü kardeşin hücreleri verilmiş olan kişiye karşı karaciğer, cilt, bağırsak bölümünde hasara neden olabilecek reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu nedenden dolayı bu hastalar sıklıkla izleniyor. Bağışıklıklarının da gelişmesi takip ediliyor. Çünkü bağışıkları düşük olan bu hastalar sıklıkla tekrarlayan enfeksiyonlara maruz kalıp hastaneye yatmak zorunda kalıyorlar. Bir de kişinin kendisinden kendisine yapılan otolog nakiller var. Bu nakillerde de kemoterapi verilip hastanın kendi hücreleri kendisine kan verirmiş gibi boyuna takılan bir kateterden veriliyor. Orada da bu son aşamada mide, bağırsak, ağız üzerindeki etkiler, iştahsızlık, ishallere neden olabiliyor. Yine ateşler olabiliyor. Ama bu nakil çeşidi bittikten sonra genellikle herhangi bir reaksiyon görülmüyor. Kardeşten olan nakiller gibi.